Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u ve-sittune min netaicil efkar. Bugün netaicil efkarın 64. dersini okuyoruz. Ve izen fiile mudari'in nesbe yapan amillerden biri de nedir? Biri de izendir. İzen fiile mudari'in nevasiblerindendir. İnde sibeyvehi, sibeyvehiye göre. Ama vel merviyyu anil halil, halilden rivayet edilen görüş, takdiru en ba'daha. İzen nevasıblardan değil, izenden sonra en mukadder, fiil-i mudari'in nesbesi mukadder enledir. İzenle değildir. Halinin görüşü de budur. Demek ki Sibeyvehi'nin görüşüne göre izen kendisi bizzat nasibedir. Halil'e göre kendisi nasibe değil. Kendisinden sonra en mukadder nesbe o mukadder enledir. Ve ketbuha bin nuni. Hani normal bir kelimenin vakfı neyleyse kitabeti de öyle. İzen vakıf yaparsak izâ okunur. Zeyden vakıf yaparsak zeyda okunur. Zeyda yazılır. Zeyda okunur. Öyleyse yazılışta da zeyden, izen elifle ne olmalıyım? Yazılmalı. Kaidedir. Bir kelimeye nasıl iptida ediliyorsa, bir kelimeye nasıl vakıf, bir harfin üzerine nasıl vakıf yapılıyor ise o şekilde olmalı? Yazılmalıdır. Ama izen nunla yazılıyor. Neyle yazılmıyor? Elif yazılıyor. Ha. Diyor ve ketbuha bin nuni. Nunla yazılması mutlaken ister amel verirsin, ister amel verilmesin. İster Sibeyvehi'ye göre, ister Halil'e göre. İzenin nunla yazılması mebniyün ala mannukile anil mazeniyi. O mazeniden nakal edilene mebnidir. Yukarıda Sibeyvehi farklı bir görüş mü yaptık o zaman? Tabi Sibeyvehi Halil farklı. Sibeyvehi ile Halil aynı görüş mü? Sibeyvehi'ye göre bizzat nasıl? Halil'e göre nasip değil. Ama ikisine göre niye elifle yazılır? Mutlakan yani ister amel yapsın, ister yapmasın. Niye nunla yazılır? Bu nunla yazılması ve ketbuha bin nuni mutlakan umilet ve umilet evla o mebniyün ala manuk ile anil mazeni. Mazeniden nakil edilen görüşe mebnidir. Ne demiş? Ennehu yani min ennehu orada bir min mukadder min ennehu la yesihul vakfu aleyha bil elifi. Mazeni diyor izen üzerine elifle vakıf yapılmaz. Yani bizlik bir kelimenin son harfi üzerine vakıf nasıl yapılıyor ise yazılış da öyle. Mazeniye göre vakıf elifle değil neyledir? Nunladır. O zaman kitabet de neyledir? Nunladır. Peki niye mazeni diyor vakıf elifle değildir? Elifle vakıf sahih değil. Likevniha harfen ke'en. Çünkü izen en gibi nedir? Harftir. En üzerine elifle vakıf yapılmadığı gibi İzen üzerine de bu elifle vakıf yapılmıyor. Vakıfın kitabeti neyle olmayınca? Elifle olmaz. Vakıfın kitabeti elifle olmayınca harfin vakfı elifle olmayınca kitabeti de ne olmaz? Elifle olmaz. Onun için izen harf olduğu için mazenin dediğine göre elifle vakfı sahihdir. Dolayısıyla kitabeti de elifle değildir.
oldum. Ve huvel muhtaru indel musannifi. İzzenin harf olması da musannifin yanında muhtar da budur. Yani musannifin yanında muhtar sibeyveyhinin neyidir? Görüşüdür. Anlıyorsunuz değil mi? Ne biliyoruz musannifin yanında muhtar budur rahimehullahu teala? Musannif ne dedi? Ve nasibu erbaatun. Öyle mi demişti? Yoksa ve nevasibu erbaatun. Fe nasibu erbaatu ehrufin demişti. Demek o izeni nasiblerden, nevasiblerden ne etmiş? Kabul etmiş. Ve ma nukle anil ferra'i. Ferra'dan nakal edilen şey, o da nedir? Ennehu ferra kale demiş. Ne demiş? İza elgeytaha, ne zaman izeni ilga edersen, izene amel vermesen, fektubha bin nuni. Ne et? Nunla yaz. Niye? Li'ella tertebise bi'ize zamani yedi. İzay-ı zamaniye ile iltibası olmaması için. Zarf-ı zaman olan izah neyle yazılıyor? Elif. O zaten elif. Vakıfta da elif. Vakfın dışında da nedir? Elif. Peki izene nasibe amel etmeyince elifle yazılırsa bu izay-ı zamaniye midir, izay-ı zarfiye midir, izay-ı nasibedir bilemeyiz. Amel vermeyince. Ya amel verilirse وَاِذَا اَعْمَلْتَهَا sen izene amel verdiğin zaman فَكْتُبْهَا bil elifi, onu elifle yaz. Niye iltibas olmuyor? Niye iltibas olmuyor? اِذِلْ amelu amel yapması, mabadında nesbe yapması, يُمَيِّزُهَا izene nasibeyi temiz eder, anha izey zemaniyede. Ha, وَمَا نُقِلَ عَنِ الْفَرَّةِ مُبْتَدَى فَمَبْنِيُّنْ خَبَرْدِ Bu mebnidir. عَلَى مَا نُقِلَ عَنِ الْمُبَرِّدِ Mubarriden nakal edilene mebnidir. Ferra'nın söylediği, Ferra'dan nakal edilen, Mubarriden söylediği, Mubarriden nakal edilene mebnidir. O nedir? اَنَّهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلِيهَا بِالْاَلِفِ وَالنُّنِ Mubarri demiş, vakıf elifle de caiz, nunla da nedir? Caiz. Demek ki elifle caiz eğer amel yapmazsa. Nunla caiz yok. Elifle caiz eğer amel yaparsa. Nunla caiz demek eğer amel yapmazsa. Yok. Heyya. Yecüzül vakfu aleyha bil elifi. Elifle vakıf caiz eğer amel yaparsa. Nunla caiz eğer amel yapmazsa. Doğrudur. Biz muhtar indi musannif dedik ya. Hmm. Oradaki kitabetten dolayı değil mi? İzen. Yok. Kitabet elifle olursa harf olduğu için. Harf olması da vakıf muhtar indi musannif. Haşirlerde bir şey geçmiyor mu? Biz وهو المختار عند المصنف اي كون اذن حرفا المختار عنده doğru yine orada anlaşılıyor. İzenin harf olması musannifin muhtaridir. Ne biliyoruz harf olması muhtar? Çünkü demiş nasip olan harfler 4'tür. İzeni nerede saymış? İzeni nasip olan harflerden saymış. Demek ki muhtar musannifin yanında İzzenin ne olması? Harf olması. Öyle değil mi? Burada da diyor. Vel muhtaru indel musannif ey kevnu izzen harfen el muhtaru indahu. Ve lizâ kâle fe nâsibu erbâtu ahrufi. Peki niye keyden sonra izzeni getirdi? En son olarak izzeni getirdi. Diyor. Ekherahâ an key ala aksi mafil kafiye. Kafiyede önce izen, sonra key zikreti. Ama İmam Birgi ve İzhar'a gelince önce key, sonra izeni zikreti. Niye? Lituli bahsiha. İzenin bahsi uzun olduğu için
kısa olan ke'yi önce zikretti, sonra izaya takine olsun, uzun boylu zikredilsin. Zaten kayda da budur. Tefsilati, tefsili bahsi uzun olanı sona getirirler. Niye? Ta ki fevte bilkulli olmasın. Diyelim uzunu öne aldık. Bir kısmını zikrettiler, bir mani çıktı, yarı kaldı. Bak diğerinin bahsi hiç yapılmamış oldu. Ama kısa olan öne alırsa o biter, diğerine başlanır. Şayet bir mani çıkarsa uzun en azından bir kısmı zikredilmiş oluyor. Bil külliye fevt olmamış oluyor. Birinci gerekçe li tuli bahsiha. İkinci gerekçe ve li iştirati ameliha bi şuruti. İzlenen amel yapmasının yapması bir takım şartlarla şart kılınmış. Ve li iştirati ameliha bi şuruti. Bi hilaf-i key ama key öyle değildir. İzan ameli için koşulan şartlar, key için o şartlar koşulmamış. Gerekli görülmemiş. Oldu. Bitti. Ve izen hiye li şerti vel ceza. Hiye koymayla li şerti vel cezaim izanın sıfeti değil de mahzu bir muhtaya haber olduğuna işaret etti. Li şartı vel cezai fil galibi. Galibi şart ceza içindir. Mislu izen ne gibi? İzen ukrimeke gibi. Bakın. İzen ukrimeke. Bunu dersin limen kale eteytüke yahut da eteytüke dersin. De öyle mi? Evet. Biri diyor eteytüke. Sen ne dersin? İzen ukrimeke. Eğer gelirsen sana ne ederim? İkram ederim. Bildiniz değil mi? Fehve ceza'u li fiyalihi. Kâilin fiyali ku nedir? Gelmektir. Onun fiyaline ceza olur. Kema ennehu cevabun li kavlihi. Nasıl ki kavluna nedir? Cevaptır. O etey tüke diyor. Bu kavla izen ökrimeke ne oluyor? Cevap oluyor. Gelirse onun fiiline karşı ikram ne oluyor? Ceza. Ceza oluyor. Mukafat oluyor. Biz o zaman cevap ve cezadır derken bu iki ayrıma göre söylüyoruz. Bu şekilde açılım yapmıyoruz. He yani ceza onun fiil ifade. Cevabun li kavli kali. Hani izah-i cevabiye veya cezaiye denilir. Şimdi bu kâil, hani de ya kâilin kavluna ne oluyor? Kâilin kavluna ceza oluyor. Bu kâil mütekellim de olabilir. Hani demin izen ukrimeke. Limen kâle eteytüke. Şimdi bakın burada kâil mütekellim değil. Biri diyor eteytüke. Mütekellim ukrimeke. Limen kâle eteytüke. Eteytüke diyen, o fiili yapan mütekellim mi? Hayır. Bakın, li kavlihi ukrimeke. Kime diyor bu? Kail bunu kime diyor? Limen kale eteytüke. Bak mütekellim aridir. Men kale eteytüke aridir. Burada kail mütekellim değil. Ama bazen mesela diyor ciiteni sen bana geldin izen ukrimeke öyleyse sana ne ederim? Peki burada ciiteni bunu söyleyen kimdi? Bak aynı biraz şey önce
Ete tükeyi söyleyen ayrıydı, mütekellim değildi. Burada citeni, bak sen bana geldin, izen okuyumeki. Yani buradaki gael mütekellim de olabilir, olmaya da bilir. Olmayabilir, atalinin netaycın getirdiği örnek gibi. Olabilir, citeni izen okuyumeke gibi. Oldum. Ve şartu amelihi, amel yapmasının şartı. Vücuben ev cevazen, ister vücubi ister cevazi. Bazılara göre ameli vacibidir, bazılara göre nedir? Ameli caizidir. Burada da am yaptı. Vücuben ev cevazen, vücuben ev cevazen. Ama muraden bihi el imkanul ammu. Murat, amelden, imkanı amdır. Şimdi imkanı am şöyle. Mesela bu yecüzü hazel fiil. Bu fiil nedir? Caiz. Manası nedir? Adam cevazi derru değil. Adam cevazi ne değil? Mesela diyor, yecüzü en yetiye. Caizdir ki gelsin. Demek oradan menfi olan, gelmemek derru değil. Ne kaldı? Gelmek. Derru da olabilir, olmaya da bilir. Yani mümkün bir imkanı am, derret, menfi canibden selb ediliyor. Orada derret yok ama diğer taraf serbest bırakılıyor. Yecüzü ente ettiğini. Caiz ente etiyeni, caiz ki bana gelesin. Demek gelmemek mecburi değil. Gelmemek ne değil? Kaldı ki ityan, gelmek, o mecburi de olabilir, olmaya da bilir. Buna mümkün bir imkanı ne denilir? Mümkün bir imkanı am denilir. Gelmek mecbur olursa gelmemek serbest olamaz ki. Ya o derru değil. Gelmemek mecburi değil. Mecburiyet ondan kaldırdık. Ama gelmekten mecburiyeti kaldırmamışız. Gelmek olabilir, olmaya da bilir. Bak bu serbest. Ama gelmemek bak değil. Gelmemek derru değil. Ne kaldı? Gelmek kaldı. Gelmek caizidir. Ne demek caizidir? Yani derru da olabilir, derru olmaya da bilir. Çünkü oradan derrati kaldırmıyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Burada da ameli nedir? Şartu ameli, amel. Adem amel derru değil. Adem amel nedir? Kaldı ki amel. Derru da olabilir, kuvaciptir. Olmaya da bilir, kuvaciptir. Vacip değildir. Bak işte muradın bir amelden murad el imkanul am. Bu imkanı nedir? Amdır. İmkanı am manası budur. Adem mul amel derru değil. Derru oradan selb kaldırıyoruz. Kaldı ki amel derru da olabilir, olmaya da bilir. Vücubi de olabilir, caizi de olabilir. Oldun. Anladınız mı Muhammed? Yalnız burada bir sıkıntı budur. Şimdi hani diyor imkan. Yani mümkün bir imkanı am, mümkün bir imkanı has diyoruz. Amel diyor, amelden murad imkanı am. Yani amel imkan değildir. Niye buna imkanı am falan demiş. Bu tabir biraz amele imkan denilmesi yerinde değil. Doğru, buradaki amel vücubi olabilir, caizi olabilir, am alabiliriz. Ama bundan ne alıyoruz? İmkanı am, amelden imkan almak yerinde değil. Çünkü imkan ancak amelihi, amel hayda olmuş ya,
imkan nispetlerde olur. Amelin haye idafesinde, nispetinde imkan var. Ona imkan diyebiliriz. Ama amel muraden bihi, amelden murad el imkanun, ama bu yerinde değil. Anlıyorsunuz. Bakın ibare de okuyayım size. Diyor muraden bihi ey bil ameli feva musamahatun li'ennel amele la yekunu bima'nel imkani. Amel imkan manasına değil. Belil imkanu keyfiyetun li nisbetil mustafadeti min idafetil ameli ile damiri. Anlıyorsunuz değil mi? Yani imkan amelin demire idafe edilmesinden anlaşılan nisbetin keyfiyetine imkan denilir. Yoksa mudaf olan amelin kendisine ki imkan denilmez. Oldu. Yani mana doğrudur, yerindedir. Yalnız amelden imkan alması, amele imkan denilmesi bu yerindedir. Musamehe var. Amelden imkanı am alırız. Gaye amelin haya olan idafesinden imkanı am alırız. Ve şartu amelihi en yekune fiyeluhul medhulu aleyhi mustakbelen. Ve şartu amelihi en yekune fiyeluhul medhulu aleyhi mustakbelen. Anlıyorsunuz değil mi? Basın. Medhulu aleyhi, yani izenin medhulu aleyhisi olan fiili mustakbel olur. Ne demek mustakbel olur? La halen hal olmaz. Niye la halen getirdi? Yani getirdi, işaret etti ki buradaki mustakbel haldan neftir. Yoksa madiden nef değildir. Niye? Çünkü izenin fiilisi hiçbir zaman ne olmaz? Madi olmaz. Ya hal olur manası ya istikbal olur. Burada murad nedir? Mustakbelen la halen. Niye? İzil galibu fi izen. İzende galib mana şerti vel cezai. Muhammed anlıyorsun. Galibi izenden şart ceza manası var. Şart ceza nerede olur? Ha. Vel aslu vel galibu fihima. Asıl galip da şart cezada el istikbal. Bakın, galip izende şart cezadır. Şart cezada da galip nedir? İstikbaldır. Onun için izanın mabadındaki fiilin müstakbel olması galiptir. Anladınız değil mi? Nasıl? Tamam. Galip olsun. İlla müstakbel mi olmalı? Diyor ve izen amilun daifun. İzen zayıf bir amel. O zaman fela ya'melu illa ala halin aglebe ve akva. Hangi hali aglebse konu nedir? Mana şart cezadır, istikbaldır. Hangi hal aglebse, hangi hal akvasa o hal üzere amel yapmalıdır. İstikbal mabadi müstakbel olması galip midir? Galiptir. O halde amel yapması lazım. Tekrar ediyorum. Ve şartu ameli vücubin ev ceza en muradın bi'el imkanul ammu en yekune fiyaruhul metul aleyh mustakbelen la halen. Yani madiden ihtiras değil, madi gelmiyor. İzil galibu fi izen manu şartı vel cezai hal hal vel aslu vel galibu fi ma el istikbalu. Ve izen amilun daifun fela ya'mel illa ala halin agnebe ve akva. Anladınız değil mi? O hal nedir? O hal o şart ceza için gelmektir. O hal istikbaldir. Bak iki galib var diye. Kayyedna bil galibi. Bakın her iki yerde izil galibu fi izen mana şartı vel cezai vel asu vel galibu fi mal istikbalu. Niye? Galib dedi. İzgad yücerradu ani şartı. Bazen iz şartiyete ne yapılıyor? Tecdit ediliyor, şart ceza manasına gelmiyor, sade zarfiyet için gelir. Bu birinci galibin muhterezidir. Ke kavli ta'ala fealtuha, ben o faaleti yaptım. İzen ve ene minad dallin. İzen durum böyle olunca ve ene mine fealtuha izen ve ene minad dallin. Ama burada izen şart ceza diye bir şey yok.
Fealtuva ben o fiili yaptım. İzen o zaman ben dalinlerdenim. Bak burada şartiyet manası yok. Sade ne var? Zarfiyet var. Kayyedna bil galbi ey fil mevdi ayni diyor. Mana şartı. Hı? Mana şartı. Ne dedin? O değil mi senin? İzil galbi fi izen mana şartı ve ceza dedik. Bir, yok. Biri izil galbi fi izen mana şartı ve cezayı. Vel aslu vel galbi fi'l istikbalu. Yani kayyedna bil galbi fil mevdu. Yani iki mevdu odur. Yalnız burada fealtuha izen ve ene mine dallin. Burada amel yapmış mı? Yapmamış, öyle değil mi? Evet. Hani demin de geçti, izen amel yapmayınca neyle yazılır? Nunla yazılır. Ta ki ne olsun? Fark olsun. Burada da neyle yazılmış? Evet. Nunla yazılmış. Halbuki amel yapmamış. Normalde ne yazılmalıydı burada? Nunla yazılmalı. Elif yazılmamış mı? Burada elifle yazılmış. Amel yaparsa elif yazılır. Bak burada amel ne diyor? Diyor kad alimte enne izen mutlaken ve inde ademil ameli tuktebu bin nuni. Amel ya fe yelzemu en tuktebe fi hazil ayeti bin nuni. Amel etmemiş çünkü. Bir tutuyor mu? Evet diyor. Aşağıda diyor ki yani bir önceki sebebi ama bu alim falan ne kal? İda elgayta fektubha bin nuni. Ha. Elgayta fektubha bin nuni. Tamam. Elifi. Burada amel yapmış mı? Hayır. Amel yapmamış. Cümle ismiye hatta cümle bile dar olmamış. Cümle ismiye haliye ne olmuş? Kendisinden sonra vav iptidaye ile cümle ismiye gelmiş. Amel yapmamış. Burada o zaman ne yazılmalıydı? Nun yazılmalıydı. Ama ne yazılmış bu ayette? Elif. Elif yazılmış. Normal Kur'an'ın hat Kur'an'ı öyle değil. Tabi Kur'an'ın hatti hüccet değil. Hatta diyor Kur'an'ın tamamında elifle yazılıyor. Ama Ferran'ın görüşü şey oldu. He, Ferran'kine göre değil. O bir de diyor fe'ala hazı leyse mimma nahnu fihi. Bizim bahsettiğimiz izadan olmuyor. Demek ki bu normal izay şartiyedir. İzay nasibedir. Amel yapmamış, elifle yazılmış onu diyemeyiz. Burada ona getiriyor. Yani bizim bahsettiğimiz izah olsa nunla yazılmalıydı diyor. Ve kad yekunani fil madi. Bazen şart ile ceza nerede oluyorlar? Madide. Kekavlihi Teala. İn kuntu kultuhu. Eğer ben bunu söylemişim ise fakat alim tavsen bunu biliyorsun. Bak yine şartiye değil midir? Kuntu fiile nakse tu ismidir. Kultuhu fiil faal meful cümlesi. Kuntuya ne olur? Mahalle mensub kuntuya haber olur. Kuntu kultuhu cümlesi ine ne olur? Fiyelü şart olur, madidir. Fakat alimtehu, bu da madidir. İnne ne olmuş? Ceza o, şart olmuş. Fezzahre ma fi kavli men kâle li kevniha cevaben ve cezaen. Ve huma la yumkinani illa fil istihbali. Bu kavldaki sıkıntı ortaya çıktı. Bu kavl ne diyor? Fezzahre ma fi kavli men kâle. O kavl ne diyor? لِكَوْنِهَا جَوَابًا وَجَزَانٍ. Çünkü izah nedir? Niye istikbal geliyor? Çünkü cevap ceza içindir. Cevap ceza da ancak nerede oluyorlar? İstikbalda oluyorlar. Ha bu kavuldaki sıkıntı ortaya çıktı. Niye? اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. Bak burada cevap ceza içindir. İn istikbalda gelmemiş, ne gelmiş kendisinden sonra. Hem fiyoluşşer hem cezavuşşer ikisi de madi gelmişler. Demek ki cevap ceza içindirler. Bunlar da istikbalın gayrisinde olmuyorlar. Bu öyle değil. وَقَدْ يَكُنَنِ فِي الْمَادِ
ki kavlihi teala in kuntu kultu fakat alimtehu. Fezzahre ma fi kavli men kâle li kevniha cevaben ve cezaen ve huma la yumkinani illa fil istikmali. Gayre mu'temidin aslen ev kamilen. Aslan itimat etmeyecek. Veya itimat olursa da kısmidir, kamil bir itimat etmeyecek. Nereye itimat etmeyecek? Ala makablehu. Ya izen makabline itimat etmiyor. İzze nasıl itimat etse? Gaye, burada da musamaha var. İzze itimat etmiyor. İzzenin mabadındaki fiil İzanın makabliyle murtebit değildi. Murad odur. Bakın, o da ona getiriyor. Ey fi'luhu, izanın neyi? Fi'li. Gayru muteallikin bi makablehu. İzanın fi'li makablına ne değil? Muteallik değildir. Niye? Liyesleme anil muaridi. Ta ki muaridden ne olsun? Muaridden salim kalsın. Eğer izanın mabadındaki fiil izanın makamına müteallik ise bu izanın ameliyle muaredet eder. İzan o fiili kendine bağlamak istiyor. Kendine amel yapmak istiyor. Ama o fiili isteyen izanın makamında bir şey var. Bu mabad ona mamuldür. Diyelim ona nedir? Haberdir. Ters olur. Onun için gayre muhtemelen aslen ev kamilen ala makablehu. Ey fi'luhu gayru muteallikin bima kablehu. Niye? Liyesleme anil muaridi. Oldu mu olmadı? Olsun. Tamam. Diyor aslen ev kamilen. Aslen el evvelu nazinu ila kavlihi vücuben. Hani ve şartu amelihi vücuben. Muhammed anlıyorsun. Evet. Eğer amel vacibi ise o zaman gayre muhtemidin aslan. Asli ihtimal olmayacak ki ta ki vacib olsun. Ve sani ile kavli cevaze. Aslan vücube kamilen cevaze nedir? Mutaliktir. Öyle değil mi? Neyse. Vücubul amel için ihtimal hiç olmayacak. Cevazul amel için kamil bir ihtimal olmayacak. Normal bir ihtimal zarar. Bir de ve en la yufsale beynehu ve beyne ma'mulihi bi gayril kasemi. İzen ile izenin nesve ameli yaptığı ma'mul fiil arasında fasıl olmayacak. Neyle? Bi gayril kasemi. Kasemin gayrisiyle olmayacak. Ve duai, duanın gayrisiyle olmayacak. Ve nidai, nidanın gayrisiyle olmayacak. Bunlarla fasıl olabilir. Bunların gayrisiyle fesil olmaz. Niye? لِيَسْهُلَ عَمَلُهُ Ta ki ameli kolay olsun. Yani bunların gayrisiyle fesil olmayacak ki ta ki ameli kolay olsun. Niye? Sebebine لِدَعْفِهِ Çünkü izlenen ameli daha önce de dediğimiz gibi zayıftır. Zayıf olunca fesille beraber amel yapamaz. O kadar gücü yoktur ki fasili atlasın mabadında amel yapsa. Peki bunların gayrisiyle fasıl olmayacak. Ve emma biha bunlarla olan ne? Fasıl. Nahu izen vallahi ukrimuke. Bak vallahi kasem izen ile ukrimuke arasında fasıl olmuş. Ev rahimekallahu. Rahimekallahu duadır. İzen ile ukrimu arasına girmiş. Ev ya zeydum, ya zeydun nidadır, izen ile ukrimu arasına girmiş. O zaman fela. Eğer bunlarla fesl olursa, fela amellerine zarar vermez. Öyle değil mi? Bunlar olmayacaklar diye öyle bir şart yoktur. Yani fela mana fela yedurru ameleha. Bunlarla olan fesl, fela yani fela yedurru ameleha izen ameline zarar vermez. Sebep ne? Likeseti devriha
bu üçünün devri, yani dolaşması, telaffuzu, kelamlarda vücutları kesirdir. Devri kesir olunca her şeye ne dese mahrem olmuşlar, ecnebi değildir. Oldu. Yalnız ve la yessihu haza fi ahavatiha. Bu söylediğimiz şart izanın ahavatları için ne değildir? Sahih değildir, geçerli değildir. Ve la yessihu haza fi ahavatiha. Yani izanın ahavatları için öyle bir şart gerekli değildir. Çünkü izan amel yönüyle ahavatlarından daha nedir? Daha zayıftır. Onun için bu üçünün gayrisiyle ne olmayacak? Fasıl olmayacak. Diğerlerinde fasıl olabilir mi? Olabilir. Yok değil. Bu üçüyle fasıl olursa izan amel yapar. Diğerlerden bu üçü olsa amel yapmazlar. قَوْلُهُ وَلَا يَسُوْ هَذَا اَيْلْ فَسْلُ بِهَذِي سَلَاسَتِ Bu üçüyle fesl ahvatlarda ne değil? Caiz. Peki bu üçüyle ahvatlarda fesl caiz değil. Bu üçünün gayrisiyle caiz mi? Hayır. Bakın izende bu üçünün gayrisiyle caiz değil, bu üçle caiz. İzenin gayrisine bu üçle caiz olmayınca tarikul evlayla üçün gayrisiyle caiz olmaz. Yani izenle gelince bu üçle fasıl caiz, bu üçün gayrisiyle caiz değil. Anlıyorsun değil mi? İzenin ahavatlarına gelince ne bu üçüyle fasıl caiz, ne bu üçün gayrisiyle fasıl caiz. Demin söylediğim yanlış değil. وَاِنْ اُرِدَ بِهِ الْحَالُ Hani şartı neydi? اَنْ يَكُنَ فِيَلُ مُسْتَقْبَلًا Eğer fiilinden hal irade edilirse, istikbal şartı olmazsa, اَوْ اِعْتَمَدَ فِيَلُهُ Bak, fiili itimat etmezse, عَلَى مَقَبْلِهُ Fiili izanın makablına itimat etmezse, itimaden kamilen, İhtimad ederse, he? İhtimad ederse, izanın fiilinden hal irade edilirse veya izanın mabadındaki fiil makablına ihtimad-ı kamille ihtimad ederse. Nasıl ihtimad-ı kamille ihtimad ediyor? Ambiyan yekuna haberen anu. İzanın mabadındaki fiil makabla haber olmuş. O muhtıda olmadan bu haber olur mu? Olmaz. Bak, ihtimad-ı kamille ihtimad ediyor. اَوْ جَوَابًا لِقَسَّمٍ İzanın mabadı, izan makabındaki bir kasseme cevap olursa. اَوْ جَزَاءً لِشَرْتٍ قَبْلَهُ اَوْ جَزَاءً لِشَرْتٍ قَبْلَهُ Yahut da izanın mabadındaki fiil, izanın makabındaki bir şarta ceza olsa. Anlıyorsunuz değil mi? O zaman ne olur? فَاِنَّهُمْ حَبْ Niye getirdi? İhtimad haberen anhu. Cevaben li kasemin. Cezaen li şartin kablehu dedi. Niye bu üçü söyledi? Fe innehum nuhatlar. Hasarul ihtimade. İhtimade hasır etmişler. Fi hazi selaseti. Bu üçe hasır etmişler. Ama bi hükmil istikra'i. İstikra hükmüyle. Yani nuhatlar araştırmışlar. İstikra neticesinde demişler izanın mabadi makabrine ancak haber olma, cevab-ı kasem olma, ceza-ı şart olma yönüyle olur. فَاِنَّهُمْ حَسَرُ الْيَحْتِمَادَ بِحُكْمِ الْاِسْتِقْرَاءِ فِي هَذِهِ السَّلَاسَةِ وَاِنْ اُرِدَ بِهِ الْحَالُ اَوْ اِعْتَمَدَ فِيَلُ عَلَى مَا قَبْلَهُ اَوْ فُسِلَ بِغَيْرِ مَا زُكِرَ اَوْ فُسِلَ بِغَيْرِ مَا zükire. Yani ne? Kasem, dua, nidanın gayrisiyle fasıl olursa. Bunu da şerh ilaveti metinde yoktu. Niye? Yukarıda da şerh bunu ilave etmişti. Müsbetin de
Yani izada bu şartı şarı zikretmişti. Burada da onun muhterezini yine şarih ne ediyor? Zikrediyor. Ve nuride bil halu اَوْ يَحْتَمَدَ فِيَلُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ اَوْ فُسْلَ بِغَيْرِ مَزُّكِنَ لَمْ يَعْمَلْ Ne etmez? Amel etmez. اَمَّا عَلَى تَخْتِرِ الْاَوَّلِ Niye hal olursa amel yapmaz? لِعَدَمِ كَوْنِي عَلَى حَالِ الْاَغْلَبِ Hal-ı aglab nedir? Mabadi müstakbel olmasıdır. Burada hal-ı aglab üzerine kalmadığı için amel yapmıyor. Zayıf bir ameldir. O da diyor, وَقَدْ فَلِعَدَمِ كَوْنِ عَلَى حَالِ الْاَغْلَبِ وَقَدْ مَرَّ اَنَّهُ لَا عَمَلَ لَهُ اِلَّا فِيهِ Hal-ı aglabda amel var. Hal-ı aglabın gerisinde amel yok. Bu geçti. Burada da hal-ı aglab üzerine kalmamış. وَاَمَّا عَلَى السَّانِ وَاَمَّا عَلَى السَّانِ Niye ihtimad ederse amel yapmaz? فَلِدَعْفِهِ وَمَغْلُوبِيَتِهِ İzzanın dafi var, izzan mağlubdur. Neyle? بِوَقُعْهِ بَيْنَ الْمُتَّسِلَيْنِ Birbirini isteyen muhtıda haber, kasem, cevap, şart, ceza, birbirlerine mutasıl olan iki şeyin arasına girmesiyle mağlup kalıyor, zayıf kalıyor, onun için amel yapmaz. Anladınız değil mi? Evet. İkinci bir illet, bakın, وَاَمَّا عَلَى السَّانِ فَلِدَّعْفِ وَمَغْلُوبِيَتِهِ بِوَقُعِ بَيْنَ الْمُتَّسِلِينَ Bir de وَلِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَى مَا قَبْلَهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْمُعْتَمِدَ عَلَى مَا قَبْلَهُ سَابِقٌ عَلَيْهِ حُكْمًا وَلِأَنَّ الْمُعْتَمِدَ O izanın mabadındaki fiil ki itimat etmiş. Neye etmiş? Ala makablehu, izanın makabline itimat etmiş. O sabikun aleyhi. O izden üzerine sabıktır hükmen. Lefsen izadan sonradır. Ama manen nedir? Lefsen izadan sonradır. Ama hükmen izandan, izenden öncedir. Ve huve izen de lidafihi, zayıf olduğundan dolayı La ya'melu fi sabiqi. Kendisinden önce olanda amel etmez. Velev hükmen sabık olsa. Muhammed anlamadınız. Yani izan mabadi makabine ihtimad edince hükmen o izadan öncedir. Çünkü muhtada geçmiş. Muhtadandan sonra haber gelecek. İza araya girmiş. O haber, izan mabadındaki haber olan fiil hükmen izadan öncedir. İzadel ve huve lidafi la ya'melu fi sabiqi velev hükmen. Olamak kabluhu izenden öncesi mi oluyor? Tabii izenden önce. İzza kendisinden önce olanın da amel etmez. Kendisinden önce velo ki hükmen de önce de olsa. O zaman feyu'lemu minhu adamu ameli fi sabık hakikaten bil evliyeti. Hükmen sabık olanda amel etmeyince hakiki lefsen de sabık olanda amel yapmaması tarikul evlele bilindiği söylemeye de gerek Anlıyorsunuz değil mi? Demek hükmen sabık olanda amel etmez. Bu sarahaten geçti. Tarikul evlayla hakikaten sabık olanda amel yapmaz. Bu da anlaşıldı. Durum böyle olunca فَلَا يَرِدُ اِعْتِرَادُ الْفَادِرِ الْعِسَامِ بِأَنَّ مَا زُكِرَ يَنْتَقِدُ بِالنَّحْوِ اُكْرِمُكَ اِسَامِ Bakın فَلَا يَرِدُ اِعْتِرَادُ الْفَادِرِ الْعِسَامِ İtiradı nedir? Bi enne ma zükire yentakli bin nahvi ukrimuke ize. Bu da amel yapmıyor. Bunun hakikaten bozulur mu? Evet. Fe innehu lem ya'mel ma içtimai şurutu fihi. Şimdi şartlar nedir? Şartlar hal murad olur. Ukrimuke de haldir. Makabine ihtimat etmeyecek. Ukrimuke herhangi bir makabine ihtimat etmemiş. Fasıl olmayacak bu üçün gerisiyle. Burada da fasıl olmamış. Üç şart yerine geldi mi? Geldi. Amel yapmış mı? Yapmamış. Öyleyse Fadıl-ı İslam bununla ne ediyor? Mevlana camiye ihtiraz ediyor. Diyor bak burada üç şart olmadı. Hatta yine amel yapmamış. Yani şartlarda eksiklik var demek istiyor. Biz ne diyoruz? Ya biz diyoruz
makable ihtimad etmeyecek. İhtimad ederse o sabıkta, hükmen sabıkta amel yapmış oluyor. Hükmen sabık olmayacak. Hükmen sabık olmayacak, hakikaten tariqul evla ile sabık olmayacak. Bu şart anlaşıldı. Hani üç şart burada mevcut amel yapmış. Hayır. Üç şart değil. Normalde dört şarttır. Üçü serahtan zikredilmiş. Biri tariqul evla ile anlaşılmış. Burada o tariqul evla ile anlaşılan yoktur. Onun için amel etmemiş. Şartlar yerinde değil. O zaman Fadıl İslam şartlar yerindedir. Amel etmemiş. O ihtirazı varit olmamış. Varid olmuyor. فَلَا يَرِدُوا اِحْتِرَادُ الْفَادِلِ الْاِسْلَامِ بِأَنَّ مَا زُّكْتَ يَنْتَقِدُ بِالنَّحْوِ اُقْرِيمُكَ İzen, bak اُقْرِيمُكَ merfi okuruz. Hakikaten bu varid olur mu? Bu merfinin illetidir. يَرِدُوا mu? Evet. فَاِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَا اِجْتِمَعِ شُرُوتُ فِيهِ Onun için bu varid olur ama biz ne dedik? فَيُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ عَمَلِهِ فِي السَّابِقِ حَقِقَةً بِالْاَوْلَوِيَّةِ وَاَمَّا عَلَى سَالِسِ Salis nedir? Şarhın söylediği. Bu üçün gayrisiyle fasıl olmayacak dedik. Niye bu şart gereklidir? فَلِدَعْفِهِ İzen amelde daiftir. فَلِدَعْفِ فِي الْعَمَلِ Bir de وَوْجُدُ الْمَانِعِ Mâne nedir? İzen ile mamulü arasında bu üç şeyin gayrisi herhangi bir şeyle fasıl olmasıdır. Ha bu üçü doğrusu vücud mâne yok mu? Bu üç devrani çok olduğu için izanın ameline mane değil. Bunlarla olan fasıl, ademul fasıl gibidir. Çünkü bunlar kelamlarda çok dolaşıyorlar. Kelamların her şeye mehrem hükmündedirler. Ve emme ala salisi bildiniz nedir? Ve nurde bil hal ve ihtimal fi'l ala ma qabl ihtimal kamilen bi an yakun khabaran an ve cevabın li qasmi ve cezan li şen qablu fi'l hasl ihtimal bi hukmi sarf fi hazi salasa ev fusila bi gayri ma zukire işte budur fe innehu lem ya'mal ma ihtimahi ve ma ala salis fel dafi ve vujud el mani mana nedir bu üçünün gayrisiyle fasıl olmasıydı. İzan tefsilatını söyledik, şimdi misallarına geçiyor, burada duralım. Nahu izen ezunnuke kaziben limen kale kultu hazel kavle ve nahu ene izen ukrimuke limen kale ciituke neyse ve in uride bil halu ev ya'temede ala makablu lem ya'mel bu lem ya'melin misalları nedir? Öyle değil mi? Şimdi getiriyor, birinden hal irade edilmiş, birinden makabla ihtimal var, birinden fasıl var. Hiçbirinde amel yapmamış. Misallara da gelince musannıfın söylediği şartların misallarını musannıf getiriyor. Kendisi ilave ettiği şartın misalini de şartı kendisi getiriyor. Normal ve yecuz idmar enne kadar geçsek olur ama uzun olur. Burada duralım. Geri kalanı da iki ders yaparız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي